Arkadaşlar Yarbaş Çandır'dayım. Ayva ağacına peş bıyık aşısı yapacağız. Yapacağımız aşımız kalem aşısı. Annem dedi ki bahçemde peş bıyık ağacım yok. Bir tane de bizim bahçede bulunsun dedi. Ben de dedim burada ayvaların bir dalına yapayım. Şimdi şu dalı uçurayım mı? Şu iyi mi? O zaman bunu yapıyoruz. Bu ağacı öncelikle ortadan kaldırıyorum. Ağacımızın ortasına düzgün bir çatlak oluşturacağız. Arkadaşlar özellikle ben tarhama ağaçla vuruyorum. Çünkü demirin demire vurmasını pek uygun bulmuyorum. El aletlerimiz az ya da çok zarar görüyor. O yüzden odunları kullanıyorum. Evet, tarhamızı aldık. Hemen yerine tornavidamızı. Ağacımızın çatlağını oluşturduk. Şimdi bazı kıyınıklar var. Onları alacağım. Aşı kalemlerimizin 3 ya da 4 göz olması tavsiye edilir. Biz şimdi bir gözü zaten buradan yonttuğumuz zaman geriye 3 tane daha kalacak. Toplam 4 göz. Bunu buraya yapacağız. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Kaldı. Aşı kaleminin her iki tarafından bıçağımla yontuyorum. Şu bölümdeki kabuğumuz herhangi zedelenmelerden etkilenmemiş olması lazım. Eğer zedelenmiş olursa şu bölüm, o zaman kalemi değiştirmemiz icap eder. Deneme yapıyoruz şimdi. Evet. Şimdi artık tornavidamı aradan çıkarıyorum. Özellikle kalemimizin kabuğu birbirine tam olarak eşit şekilde oturması lazım. Çünkü aşımız buradan beslenecek. Ağacımız yarayı hissetti. Kendisini tamir edecek. Ve o arada da aşı kalemini de kendi bünyesine kabul ettiği için aşı da o anda zaten tutmuş olacak. Şu an kontrol ediyorum. Oldukça güzel, birbirine uyumlu. Evet, bugün 9 Mart 2020. Aşı yerlerimizi güzelce çamurluyoruz. Hava almaması için
itinalı yapmamız gerekir. Yağmur yağacak herhalde bu. Aşı alanımızı çamurla kapatıyoruz. Aralardan hava alınması lazım. Daha önceden deldim. Naylonumu geçirdik. Vuramazsam odunların içinde var. Sepet var orada beyaz. Ağacın kesilen yerleri tamir olacak. Ağacımızın çatlağını boydan boya tamamen kapatmamız lazım, sarmamız lazım. Eğer hava alırsa aşımızın tutmama durumu söz konusu olabilir. Arkadaşlar, kalem aşısı ağaçlara su yürümeden yapılır. Yani ağaçlara yapraklar açmadan, ağaçlar tomurcuk yapmadan önce aşımız yapılır. Daha sonra da ağaçlar tomurcuk açacağı zaman aşılarımız da tutmuş olur büyük ihtimalle. Ya da yapraklarını açmak suretiyle onlar da artık hayata merhaba eder. Bugün 25 Mart 2020. Aşılarımızda çok az bir tomurcuklanma var. Ayva ağacına yaptığımız aşının yanına geldik. Bugün 5 Mayıs 2020. Arkadaşlar, aşılarımız olumlu sonuçlandı. Aşımızın dışında bulunan bir ayva sürgününü ortadan kaldırıyorum. Bu sıralar COVID-19 adında bir hastalık var, virüs var. O yüzden yaylaya da gelme şansım olmamıştı. Benim olmadığım bu dönemde babam aşılarımızın etrafında bulunan naylonları çıkarmış. Şimdi aşımız oldukça başarılı. Hatta bir tane de meyve veriyor. Bazı çiftçilerimiz bu tür ağaçlar fidanken veya aşı daha yeni büyümeye başladığı dönemlerde bu tür meyveleri koparıp atarlar. Ama biz tabii koparmayacağız çünkü ilerlemeyi video altına almak için, kayıt altına almak için onu o şekilde bırakacağız. Şimdi 3 tane aşı yapmıştık, 3'ü de tuttu. Buradaki aşı kalemlerinin biraz daha şey olanı, kalın olanları. Burada bulunan biraz daha ince. Burada bulunan da en ince.
Hatta aşı kaleminin en ucuna doğru olan bölüm. Üçünün de tuttuğunu görüyoruz. Arkadaşlar bugün 4 Temmuz 2020. Aşı yaptığımız ağacın yanına geldik. Aşıya yaklaşalım istersen biraz. En büyük yaptığımız aşımız bu. Aşı kaleminin en kalın odunsu olan kısmı. Babam aşıların uçlarını keserek onları budamış. İkinci aşımız bu. Burada da üçüncü aşımız var. Şimdi buradaki sürgünleri ben ortadan kaldırıyorum her zamanki gibi. Bunlar ayvaya ait olan parçalar. Burada bir tane de meyve var. Halen büyümeye devam ediyor. Buradaki aşımız aşı kaleminin ön uç noktasındaki kısım. Bu zaten pek önerilmez normal şartlarda ama eğer sargıları daha çok bekletseydik belki de aşının tutunma ihtimali olabilirdi. Yani tutma ihtimali. Aşının yaprakları açmadan aşının iplerini, naylonlarını sökmememiz gerekir. Bazı aşılar canlı kalırlar ama aşılar yaprak açmadan o şekilde bekleyebilirler. Biz bu durumda aşının iplerini sökmememiz gerekir. Bu meyveye beş büyük denmesinin önemli bir sebebi de 5 tane burada şeyin olması. Böyle bıyığa benzetmiş buradaki vatandaşlarımız o şekilde isim koymuşlar. Şimdi 3 tane aşımızı biz aynı ağaç kaleminden yapmıştık. Odunsu kısmı daha kalın olan aşımız daha canlı. Daha sonra biraz daha ince olan kısım daha küçük. Ve de aşı kalemini aldığımız o dalın en ucu da bu. Hatta en ucundaki bulunan kısım önce tutar gibi olmuştu. Daha sonra da tutmadı. Eğer acele edilmeyip de buradaki naylon alınmasaydı belki bir ihtimal burada tutabilirdi. Ama zaten aşıcılarımız genellikle odunsu olmayan kısımları pek önermezler. Ama yine de tutma ihtimali vardı bence. Arkadaşlar en baştaki aşımızda da bir tane meyvemiz var. En yakına gelebilir misin? Evet, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Aşımızın özellikle ağaçlara su yürümeden önce yapılması gerekir. Bunu da hatırlatmak isterim. İlkbahardan önce. Ağaçlar çiçek açsa bile yaprağını açmaması gerekir. Bazı ağaçlar çünkü çiçek açtıktan sonra bile aşı olabiliyor. Armut buna bir örnek. Bu aşımız tabi ayva ağacına beş büyük ya da muşmala diye de adlandırdığımız aşı. Bu dakikaya kadar izlediğinize göre demek ki videomuz ilginizi çekmiş. Eğer beğendiyseniz beğeninizi de yaparak bizleri de en azından sevindirin. Daha başka videolarımızdan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz.
Daha başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum hepinize.